Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Avrupa Parlamentosu'nda umut verdi. Draghi Avrupa ekonomisindeki büyüme konusundaki iyimserliğini yineledi. Başkana göre AMB'nin başlattığı tahvil alımıyla perspektiflerdeki iyileşme arasında bir uyuşmazlık bulunmuyor. Ayrıca 2015'in sonlarına doğru enflasyondaki gidişatta tersine dönmüş olacak. Şu ana kadar gerçekleştirilen tahvil alım ritmi tüm Mart ayı genelinde 60 milyar euroya ulaşılmasını sağlayacak. Şu anda satın alım için yeterli tahvil olmayacağı konusunda hiçbir işaretle karşılaşmadık. Öte yandan AMB Başkanı bono alımıyla sağlanan olumlu sonuçların üye ülkelerin reformları rafa kaldırmasına yol açmaması gerektiğinin altını çizdi. Yunanistan'a şantaj yapılıyor mu sorusuna ise Draghi net bir yanıt verdi. Yunanistan'a şantaj yapıyor muyuz? Aslında Yunanistan yüzünden neye maruz kaldığımızı gördüğümüzde bunun biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. AMB Yunanistan'a 104 milyar euro borç verdi. Bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %65'ine tekabül ediyor. Avrupa'da en büyük risk oranı bu. Ne tür bir şantajdan bahsettiğimize gelin siz karar verin. Mario Draghi AMB tarafından Yunan bankalarına uygulanan acil yardım programının sürekli olmayacağına da dikkat çekti. Fakat programın ne zaman sonlanacağına dair bilgi vermedi.